Ya hadi Sinem, aç şu telefonu Allah'ını seversen, aç. Baba. Babacığım nedir bu rezillik ya? Anlat bakayım, ne bu görüntüler, ne bu yarışma? Ha, izledin tabii. Bir şey yok babacığım ya, gerçekten. Nasıl bir şey yok babacığım? Gözlerimle gördüm, gözlerimle. Bana bak, Serkan'ın gerçekten sevgilisi var mı? Yok babacığım, yani öyle bir şey yok da... biz az kalsın Serkan'la bir iftiraya kurban gidiyorduk ama çözdük. Merak etme, gayet iyiyiz. Ben seninle yüz yüze bunu anlatırım zaten. İyi tamam kızım, sen yok diyorsan öyledir zaten. Peki, Bilge ile Serap hangi ara nişanlandı ya? Ay yok, onlar nişanlanmadı. Ödülü alabilmek için nişanlıymış numarası yaptılar, yalancıktan yani. Ha, yalancıktan. Ama halanla Sinem gerçek değil mi? Gerçekten sokağa düştüler, öyle mi? Nasıl yani? Halamla Sinem sokağa mı düştü? Berduş olmuşlar kızım, berduş, sorma. Hop! Ya gazetecilere, basına saldırmışlar. Gazeteci darp etmek ne demek artık? Bir dakika. Şimdi halamla Sinem berduş olmuşlar ve gazetecileri darp etmişler, öyle mi yani? Bu ikisini nasıl aynı zamanlamaya denk getirmişler, bir onu sorsaydın. Vallahi bulursam soracağım güzel kızım, ama çekip gittiler. Gidiş o gidiş. Yani halam biz sokakta kaldık derken yalan söylemiyormuş. Ne? Size mi geldiler? Geldiler de biz ev almadık tabii ki, hay Allah ya. Aferin kızım be. Aferin sana be. Yani güçlü aile bağlarımızla şu anda çok gurur duydum. Hem de çok büyük gurur duydum. Aferin sana. Kim bilir hangi köşede titriyorlar şimdi. Kahroluyorum burada. Ay yok babacığım, yani köşe başlarında falan titremiyorlardır. Eğer bir yerde titriyorlarsa dedemlerin evindelerdir. En son oradalardı. Güzel kızım, sen niye bunu baştan söylemiyorsun? Oyalıyorsun beni burada. Kapat telefonu, kapat. Ah be Sinem ya, ah. O yılan bileni kendine sakla canım. Serkan bana her şeyi anlattı. Sen yalancının tekisin. Alize, ama ona inanamazsın değil mi? Ya bu nedir ya? Bu kepazelik bu ya. Hem de milyonların gözünün önünde. Hem de senin benim yanıma iş için soktuğun kız yüzünden. Ah be Yeliz be, ah! Allah, ne diyeceğimi bilemiyorum Serkan. Çok şaşkınım. Sen niye şaşırıyorsun ki Mesut abi? Ben seni defalarca bu kız yüzünden zaten uyardım. Ama sen beni dinlemedin. Ya ne desen haklısın. Hatalıyım. Payıma düşen özrü de dilerim. Özür dilerim. Abi şimdi bırakalım bu tatsız konuları, biz işimize bakalım. Bu projenin çizimi bittiyse bir an önce uygulamaya geçelim Serkan. Vallahi bundan sonra öyle bir şey olmayacak. Neden? Çünkü ben artık seninle çalışmayacağım. Ne demek ben artık seninle çalışmayacağım? Karımla ortak bir karar aldım. Bundan sonra artık ben yokum. Hem motor borcu aklımda, onu ödeyeceğim. Merak etme, o bende. Ya bırak evladım motoru falan. Ne önemi var motorun? Serkan, bu konuda fevri hareket etmemeni rica ediyorum. Böyle ani karar verme. Bu konu üzerinde biraz düşün lütfen. Bu karar zaten üzerinde düşünülmüş bir karar. Emin olabilirsin Mesut abi. Ben her şey için sana teşekkür ederim. Ama bundan sonra yokum. Dolayısıyla da proje de yok. Hadi bana eyvallah. Bekir. Abi. Gözünü bunların üstünden ayırma. Tamam abi, takipteyim. Neyi takiptesin? Ben bir takip falan görmüyorum. Hala buradasın. Ha öyleli. Hemen mi? Yok canım, önümüzdeki hafta başı başlarsın. Ya hadi! Emrin olur ha. Ya hadi emrin memir, hadi! Daha buradasın ya. Dünya dönüyor ama benim etrafım